Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hayrul hadisi kitabullah ve hayrul hedyi hedyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhaknâ bis-sâlihîn. Amin. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli dostlar, insan tabiatı gereğince hem sevap işleyebilen hem de günah işleyebilen bir fıtratta yaratılmıştır. Nitekim insanı meleklerden ayıran en önemli özelliği de budur. İnsan aklına ve akla ışık tutan Kur'an-ı Kerim'e uyar ve iyi salih ameller işlerse sevap kazanır. Ama nefsine ve şeytana uyarsa günah işler. İnsanın günah işleyecek bir fıtratta yaratıldığı bilinen bir husustur. Ancak insan hata ve günahta ısrar etmemelidir. Hata yaptığını, günah işlediğini anlar anlamaz, hiç vakit geçirmeden pişman olmalı ve tövbe ederek Allah'a yönelmelidir. Zira hata ve günahlardan kurtulma yolu tövbedir. Ve tövbe kapısı ise daima açıktır. Sevgili dostlar, bugünkü tövbe ve istiğfar konusunu şu sorulara cevap vererek sizlere izah etmek istiyorum. Tövbe ve istiğfar nedir? Tövbe ve istiğfarın önemini açıklar mısınız? Tövbe, nasuh tövbesi nedir? Tövbenin kabul şartları nelerdir? Tövbede zaman unsuru var mıdır? Tövbede mekan unsuru var mıdır? Peki Allah katında makbul bir tövbe nasıl yapılır? Tövbe ve istiğfar nedir? Tövbe kelimesi Arapça tâbe yetûbu fiil kökünden gelmekte olup mastardır. Allah'a dönüş ve yöneliş anlamına gelmektedir. Terim olarak tevbe, yapılan kötülüğü, işlenen günahı veya kabahati, günah olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Allah'a dönmek, ondan affetmesini, bağışlamasını dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek yalnız Allah'a yalvarmak demektir. İstiğfar ise Allah'ın affetmesini, bağışlamasını istemektir. Değerli dostlar, tövbenin önemiyle ilgili Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Kullu bini âdeme hattâun ve hayrul hattâine ettevâbûn. Bütün Adem oğulları günahkardır. Günahkar kulların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir. Bu zikretmiş olduğumuz hadis-i şeriften de anlaşıldığı gibi insan günah ve sevap işleme özelliğinde yaratılmış bir varlıktır. Günah işlemek insanı meleklerden ayıran bir özelliktir. Bilindiği gibi melekler nurdan yaratılmış olup asla Allah'a karşı gelmekten, günah işlemekten uzaktırlar. Değerli dinleyenler, İslam fıtrat dinidir. İslam'da insanın günah işleyebileceği kabul edilmiş ve bundan korunma ve kurtulma yolları insana öğretilmiştir. İşte yapılan kötülükten, işlenen günah ve kabahatten kurtulmanın yolu tevbedir. Tövbe ile insan yapmış olduğu günah ve kusurlardan kurtulur ve o günahları, hataları hiç işlememiş gibi tertemiz olur.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bütün insanları tövbe etmeye çağırmakta ve şöyle buyurmaktadır. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki felah bulasınız. Yine bu konuyla ilgili başka bir ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ De ki, ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyiniz. Allah bütün günahları bağışlar, çünkü O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Mevlana Celaleddin Rumi ise insanları günahlardan kurtulmak için tövbe ve istiğfara davet etmekte ve şöyle demektedir. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Kafir, mecusi, putperest de olsan gel. Bizim bu dergahımız umutsuzluk dergahı değildir. 100.000 kere tövbeyi bozmuş olsan da yine gel. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Ettaibu mineddenbi kemen la zenbele. Günahtan tam dönen ve tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir. Demek ki bu hadisten de anlaşılacağı üzere yaptığı hatadan, işlediği günahtan dolayı samimi olarak, ihlasla, samimiyetle Allah'a tövbe ve istiğfar eden insanı Allah affeder ve o günahı hiç işlememiş gibi günahını siler ve tertemiz kılar. Peki, nasuh tevbesi nedir? Zira Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوهًا Ey inananlar, ey iman edenler, tövbe-i nasuh ile Allah'a tövbe ediniz. Peki bu ayet-i kerimede geçen nasuh kelimesi ne manaya gelmektedir? Nasuh, Arapça nusuh kökünden abartma kipidir ve Arapça sözlükte çok öğüt veren anlamına gelmektedir. Terim olarak nasuh tövbesi, hemen günahı terk etmek, geçmişte olanlara pişman olmak, gelecekte günah işlememeye karar vermek ve üzerinde bulunan bir hakkı sahibine ödemek demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise nasuh tevbesini şöyle tarif etmektedir. Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyması, Allah'a tam rücu edip memeden sağılan sütün memeye tekrar girmediği gibi kişinin tekrar günaha dönmemesidir. Peki, yaptığımız tövbenin Allah katında kabul edilmesi için bir takım şartlar var mıdır? Evet, işlenen günahı iki kısma ayırabiliriz. Birincisi, bazı günahlar Allah hakkıyla ilgili günahlardır. Dolayısıyla işlediğimiz günah Allah'a karşı ise bu günahtan kurtulmanın üç şartı vardır. Birincisi, o günahı işlediğine pişmanlık duymak. İkinci şart, tövbe edilen günahı kesinlikle terk etmek. Üçüncü şart ise, tövbe edilen günaha kesinlikle dönmemeye karar vermek. Tabii işlediğimiz günah, kul hakkıyla ilgili bir günahsa, bu zikretmiş olduğumuz bu üç şart mevcut olmakla birlikte, bir de dördüncü şart olarak, hakkı yenilen kulun hakkını sahibine iade etmek ve o insandan helallık almak gerekir. Şayet bu şartları yerine getirerek ihlas ve samimiyetle Allah'a tövbe edersek, Allah Teala gafur ve rahimdir. Yaptığımız tövbe ve istiğfarı kabul eder inşallah.
Peki tövbe için belirli bir zaman unsuru var mıdır? Değerli dostlar, günahlar Allah'a giden yolda birer engeldir. Günahkar kişiyi zehirlenmiş bir insana benzetecek olursak, zehirlenen insan için vakit geçirmek ne derece tehlikeli ise, günah işleyen insanın da tevbe etmeyi geciktirmesi o derece tehlikelidir. Günah işleyen mümin, imanının bir belirtisi olarak işlediği günahtan dolayı rahatsızlık duymalı ve hemen bu günahtan kurtulmanın yollarını aramalıdır. Nitekim günahın hemen ardından tevbe etmenin farz olduğu hususunda İslam alimleri icma etmişlerdir. Ayrıca tevbeyi geciktirenler, geciktirme sebebiyle başka bir günah işlemektedirler. İmam-ı Gazali'ye göre kişi yaptığının günah olduğunu anlar anlamaz derhal pişman olmalı ve tevbe etmeli ve o hatadan, o günahtan kurtulmak için salih ameller işleyerek günahlarını sildirmeye gayret etmelidir. Aksi halde kötülükler kalbi istila eder ve bir daha izalesi mümkün olmaz. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde mümin günah işlediğinde kalbinde siyah bir leke olur. Tevbe eder, günahı terk eder ve istiğfar ederse bu siyahlıktan kurtulur. Günah artarsa siyahlık da artar buyurmuştur. Tevbe için geçerli olan zamanın son sınırı hakkında şu hadisi şerif bize bir fikir vermektedir. Allah kulunun tövbesini can boğaza gelmedikçe kabul eder. Ölüm kesinleşip de can boğaza geldiğinde ise tövbe kabul edilmez. Nitekim Firavun denizde boğulma esnasında hakkı hakikati anlayınca Musa'nın Rabbi olan, bir olan Allah'a iman ettim diyerek tövbe etmiş ve iman etmiş ama o iman ve o tövbe ondan kabul edilmemiştir. Dolayısıyla tövbe için belirli bir zamanı beklemek elbette doğru değildir. Mesela haftada cuma günlerini veyahut da yıl içerisinde Ramazan ayını, Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesini bekleyip de tevbe etmek elbette bu zamanları beklemek şart değildir. İnsan hatasını, günahını anlar anlamaz hemen Allah'a yönelmeli, samimi bir kalple Allah'a tevbe ve istiğfar etmelidir. Peki şu soru da önemli bir sorudur. Tevbe için belirli bir mekan unsuru var mıdır? Değerli dostlar, namaz, hac gibi bazı ibadetlerin belli mekanlarda yapılması faziletli veya gerekli olduğu halde tövbe için böyle bir mekan şartı yoktur. Zira tövbe çok yönlü bir eylem olduğu için yalnız bir mekanda başlayıp sona ermeyecektir. Bu sebeple tövbe edebilmek için şahsın camide bulunması, tekke veya zavide olması şeklinde bir şart yoktur. Günah işlemiş olan insan tevbesini her mekanda yapabilir. Mesela tarlasını süren bir çiftçi hatasını, günahını anladığı an tarlasında tövbe ve istiğfarı yapabilir. Evinde, mutfağında yemek pişiren bir ev hanımı hatasını, günahını anladığı an mutfağında tövbe ve istiğfarını yapabilir. Bir öğrenci veya bir öğretmen okulda veya sınıfta hatasını, günahını anladığı an okulunda, sınıfında tövbe ve istiğfarını yapabilir. Bir işçi fabrikada çalışırken hatasını, günahını anladığında çalıştığı iş yerinde tövbe ve istiğfarını yapabilir. Dolayısıyla tövbe ve istiğfarı yapmak için belirli bir mekan şartı yoktur. Nitekim Hazreti Adem ve Havva validemiz cennette yasak meyveden yiyerek Allah'ın emrine karşı gelmişlerdi. Cennetten çıkarılıp dünyada epey müddet dolaştıktan sonra Arafat meydanında
bir dağın bir tepenin üzerinde bir araya gelmişler ve cennette hatalar yaptıkları hatayı hatırlamışlar ve Allah'a şöyle tevbe ve istiğfarda bulunmuşlar. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz, kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan dünyada da ahirette de kaybedenlerden olacağız diyerek Allah'a yalvarmışlar, yakarmışlar ve Allah da onların tövbe ve istiğfarlarını kabul etmiştir. Ve nitekim günümüzde hacca giden hacılarımız haccın Allah katında kabul edilmesi için haccın rükünlerinden birincisi Arafat'ta vakfeye durmaktır. Dolayısıyla işte Hazreti Adem ve Havva validemiz gibi hacca giden hacılarımız Arafat meydanında vakfeye durmakta ve hayatlarının o anına kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğu günahlardan dolayı pişmanlık duymakta ve tevbe etmekte. Allah da o Arafat meydanında samimi olarak tevbe eden kullarının tevbesini kabul etmektedir. Sizlere bir başka örnek daha vermek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Yunus Aleyhisselam yıllarca insanları Allah'ın varlığına, birliğine, tevhid inancına davet etmiştir. Ama bu davet karşılığında müsbet bir netice alamamıştır. Çok üzülmüş ve bulunduğu ülkeden ayrılmıştır. Tabii Allah'tan izin almadan ayrıldığı için hata yapmış ve denizde bir gemide giderken gemideki insanlar onu denize atmışlar ve denizde bir balık tarafından yutulan Yunus Aleyhisselam balığın karnında hatasını idrak etmiş, anlamış ve Allah'a şöyle yönelmiştir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Doğrusu ben haksızlık ettim, hata ettim. Beni affeyle ya Rabbi diyerek dua etmiş. Allah da onun duasını kabul etmiş ve onu Yunus balığının karnından kurtarmış ve sahili selamete kavuşturmuştur. O halde değerli dostlar, hatamızı, günahımızı anlar anlamaz, hiç vakit kaybetmeden tövbe ve istiğfarla Allah'a yönelmeliyiz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde ben günde 100 defa Allah'a tövbe ve istiğfar ediyorum buyurmuştur. Günahları, hataları affedilmiş olan, masum olan bir peygamber günde 100 defa tövbe ve istiğfar yapıyorsa değerli kardeşlerim, o halde bizler ne derece tövbe ve istiğfar etmemiz gerektiğini anlamamız gerekir. Peki hata yapan, günah işleyen bir insan nasıl tövbe yapabilir? İnsandan bir günah sadır olunca hadiste belirtildiği gibi bir abdest almalı, iki rekat namaz kılmalı ve Hazreti Peygamber'den nakledilmiş istiğfar dualarıyla tövbe ve istiğfar ederek Allah'a yönelmelidir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen Seyyidül İstiğfar adında bir dua vardır. Bu dua şöyledir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestata'tu. E'udu bike min şerri ma sanatu ebu'u leke binimetike ve aleyye ve ebu'u bidenbi. Fafir li zunubi fe innehu la yağfiru zunube illa ente. Bu Seyyidül İstiğfar'ın Türkçe manası şöyledir. Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve gücüm yettiğince sana verdiğim ahit ve vaat üzerinde sabitim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder, günahlarımı da ikrar ve itiraf ederim. Ey Rabbim, beni bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak sensin sen.
Değerli dostlar, şu istiğfar duasını yaparak tevbe istiğfar yapabiliriz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî la ilahe illâ hu, el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zalimin li nefsihi, la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşûrâ. Ve es'eluhu tevbete vel mağfirete vel hidayete lena, innehu huvettevvâbur rahîm. Sevgili dostlar, insanın, günah işleyen bir insanın ille de Arapça dua etmesi, istiğfarda bulunması şart değildir. Kendi dilinde, samimi ihlasla, kendi diliyle de dua ve istiğfarda bulunabilir. Dolayısıyla ben burada bir örnek olarak, Türkçe olarak tevbe ve istiğfar nasıl yapabiliriz? Bir örnek vermek istiyorum. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, küçüklüğümden bu çağa gelinceye dek benim elimden, dilimden, diğer uzuvlarımdan küfür, şirk, hata, isyan, gıybet, kovuculuk, iftira, hasılı büyük ve küçük her ne türlü günah çıkmış ise ben onların hepsinden canı gönülden tövbe ettim, tövbe ettim, tövbe ettim. Bir daha işlememeye azmeyledim. Yaptıklarımı bağışla. Bir daha günaha dönmemek için bana güç ve irade ihsan eyle. Senin rahmetin bu aciz kulunun günahlarından çok büyüktür. Yüzümü rahmet aynana tutuyorum. Orada bu yüzü siyah gösterme. Bazı yüzlerin ağırıp, bazı yüzlerin kararacağı kıyamet gününde, hesap gününde yüzümü kara eyleme. Beni nefsime bırakma, benim isyanıma bakma, beni cehenneminde yakma ya Rabbi. Peygamberlerin ilki Hazreti Adem aleyhisselam, sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunlara ve bunlar arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlere inandım. Hepsi haktır. Senin tarafından getirip haber verdikleri şeylerin cümlesi doğrudur. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik eyledim. Değerli dinleyenler, şu şekilde iman tazelemek de çok iyi olur inşallah. Âmentü billah ve bime câe min indillah alâ murâdillâhi mücmelen ve mufassalâ. Âmentü bi rusulillah ve bime câe min indi rusulillah alâ murâdi rusulillâhi mücmelen ve mufassalâ. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah Teala ve ba'si ba'del mevtu hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Allahümme inni uridu en üceddide imani ve nikahi tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbim bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahları, kusurları dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Bu mübarek üç aylar tevbe ve istiğfarın Allah katında çok makbul olduğu, kabul edildiği aylardır. Ve kısa bir süre sonra inşallah Ramazan ayına kavuşacağız. Dolayısıyla bu mübarek aylarda tevbe ve istiğfara yönelmeliyiz. Ve günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı Allah'a tevbe ve istiğfar etmeliyiz. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun değerli dostlar. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. لله تعالى الفاتحة